80'lerin sonuna damga vuran efsane grup Roxette İstanbul'a geldi. Albümleri 75 milyondan fazla satan grup üyeleri konser öncesinde ATV Haber'e konuştu. Kalbinin sesini dinle dediler, tüm dünyada 75 milyondan fazla albüm sattılar. 80'ler ve 90'ların müzik gündemini belirleyen efsane grup Roxette İstanbul'da. You know, you go all over the world, you play for people with different, you know, cultural upbringings, different radio stations, different color of skin, different religions, different everything, and everyone loves the songs, you know, it's just amazing. It's mind-blowing. Marie Fredriksson ve Per Gessle'dan oluşan İsveçli grup, yıllar sonra yeniden bir araya geldi, yeni albüm çıkardı. Şimdi de dünya turnesindeler ve ilk kez Türkiye'ye geliyorlar. Beautiful place, and we're sitting here in Europe and having Asia in the other side. The other part is Asia, and we are just stand off now. Crazy, isn't it? So it's a lovely place. 2012 Ağustos'una kadar turnede olacak Roxette. Sevenlerinin taleplerinden çok memnunlar. 20 yılı aşkın müzik geçmişi var grubun. Yıllar sizi çok değiştirmemiş desek de. I'm not still the same. I'm, you know, getting all these wrinkles. Wrinkles. Efsane grup bu akşam Maçka Küçük Çiftlik Parkı'nda sevenleriyle buluşacak. Unutulmaz şarkılarıyla ilk kez Türk hayranlarının karşısına çıkacak gruptan sevenlerine bir de mesaj var. Hello. Yeah, I just want to say I'm very pleased to be here and we look forward to the show tonight and thanks for waiting for us. You know, it's been a long career and I know that you've been waiting. Thank you very much. You tell him goodbye.